Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugün yine bir spiritüel çalışma size aktarmak istiyorum. Bunların hepsi size farkındalık, daha doğrusu zihnimizi doğru yöne yönlendirmek, hayatınızda aslında çok basit şekilde çözülecek, kolaylaştırabileceğiniz şeyleri size aktarmaya çalışıyorum. Bunları sevgiyle, sonuçlara odaklanmadan, aslında yaparken farkındalık oluşturmaya kendinizi programlarsanız, göreceksiniz ki hayatınızda birçok konuda farklı şekillerde zamanı gelince aydınlanmalar yaşanacaktır. Bu uygulamayı aslında parmaklarımızla yapıyoruz. Çok basit. Sadece yapmanız gereken şey, şu an hayatınızın gündeminde olan neyse ve sizi zorlayan neyse, ilk başta sakince bunun bir çalışma olduğunun farkında olarak o konuyu ilk başta biraz hayal etmeniz, o konuyla ilgili yükselmeleriniz, sizi rahatsız eden durumların içinde olmanızı tavsiye ediyorum. Bu çalışmayı yaparken işte ağlayabilirsin, gülebilirsin, sıkılabilirsin, sıkışabilirsin. Bunu bir çalışma olduğunu lütfen unutma. Bu olayı hayal ederken bunları yaşayabilirsin, sorun yok. Ama önemli olan zaten bizim bu çalışmada bizi rahatsız eden şeyin içine girebilmemiz, yükselmemiz. Çünkü aslında birçok insan korkudan korkar. Bakın, korkunun ona verdiği reaksiyondur aslında insanı rahatsız eden. Korkunun içine girmek insanı rahatsız etmez. Korkudan korkmak denilen bir şey var. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman ilk önce çalışmamız için bizi rahatsız eden konuyu hayal ediyoruz, düşünüyoruz, yükseliyoruz. Daha sonra ilk önce sağ elinizden başlamak üzere sağ baş parmağınızı işaret parmağınızla başlayarak 3 tane boğum var. Her parmağımızda bizim 3 tane boğum var. Yani aslında biz Esma-i Hüsna'ları da zikrederken bu 3 yerden aslında böyle tesbih gibi de kullanıyoruz, biliyorsunuz. Normalde baş parmağınızı işaret parmağınızdan başlayarak 1. boğum, 2. boğum ve 3. boğum, her bir parmağınızda 3 tane boğum var. Bu boğumlara baş parmağınızı yavaşça böyle aşağı yukarıdan, yani avuç içinizden başlayıp aşağıya doğru hafif bir baskı uygulayarak aşağı doğru indiriyorsunuz. Bu esnada hangi boğumda size ağrı ve sızı veren, hangi boğumda sizi kötü hissettiren bir durum varsa orada duruyorsunuz. Ve diyorsunuz ki parmağımla bası uyguladığım yerde ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak bu alana yüklediğim bütün bilinçlerimi iptal ediyorum. Sonra bunu devam ediyorsunuz. Sonra tekrar bası uyguladığınızda bu alanın boşaldığını göreceksiniz. Ve sonra tekrar o parmağınızla işaret parmağınızı kontrol etmek için tekrar yukarıdan aşağıya doğru hafif hafif, hafif bir bası uygulayarak aşağıya doğru indirin. Eğer tekrar varsa tekrar aynı cümleyi söyleyin. Daha sonra orta parmağınıza geçin. Sonra işte yüzük parmağınız, sonra serçe parmağınız. Tabii bunu yaparken şurada püf nokta var. Bir defa yapıp geçmeyin. İşte bu parmağın kenarı var, ortası var, diğer kenarı var. Ön yüzüne geçmeden avuç içinize bakan taraflarını yukarıdan aşağıya doğru yapıyorsunuz. Ağrının olduğu yerde duruyorsunuz. Hafif bası uygulayarak ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak buraya yüklediğim bütün ön yargılarımı serbest bırakıyorum, iptal ediyorum diyebilirsiniz. Burada bulunan duyguya hangi ön yargılarım varsa onu iptal ediyorum, akışa bırakıyorum, sürecin akışa geçerek kolaylaşmasını seçiyorum gibi cümleler kullanabilirsiniz. Daha sonra aynı şekilde sol elinize geçiyorsunuz. İşaret parmağınıza, şimdi aklınıza gelecek, baş parmağıma yapacak mıyım? Hepsi bittikten sonra, yani sol 4 parmak, sağ 4 parmak, sol 4 parmak bittikten sonra 4 parmağınızı baş parmağınızı birleştirip yukarıdan aşağıya doğru bu sefer baş parmaklarınızı yapacaksınız. Yani 4 parmağı içeriye doğru baş parmağınızın avuç içine bakan yerine doğru kilitlediğinizde, sonra aşağıdan avuç içine bakan yerden aşağıya doğru yapacaksınız. Bunlar da baş parmaklarınızı yapmak için uygulayacağınız teknik. Göreceksiniz ki çok rahat, bir süre sonra buradaki enerji boşalınca ilgili organlarınızdaki enerji de boşalmış olacak ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Keyifli olsun. Bunu her çalışma için yapabilirsiniz. Yani her bir duygu için yapabilirsiniz.
Bu gözle görülen, elle tutulan, yaşanılan, yaşanılmış, yaşayabilme ihtimaliniz olan her şey için yapabilirsiniz. Hastalığınız için yapabilirsiniz, parayla ilgili sorun için yapabilirsiniz, ikili ilişkileriniz için yapabilirsiniz, tikleriniz için yapabilirsiniz, kaygılarınız için yapabilirsiniz. Unutmayın ki biz bir korku yaşadığımızda bunu bedenimizde bir enerji üretiriz ve ilgili olan yerlere kilitleriz. Bu genellikle organların çeşitli yerleri olur ve bunu eğer boşaltamazsak o zaman bizde bu sürekli olarak bir tetik görevi görür ve bizi sürekli harekete geçirir. Kolaylıkla olsun efendim. Görüşmek dileğiyle.